Herkese merhaba. Bugünkü SolidWorks eğitim bölümümüzde sizlerle Extruded Cut ve Revolved Cut'ın nasıl yapılacağını öğreteceğim. Sizin de zamanınızı fazla almadan hızlıca Extruded Cut'la başlayalım. Extruded Cut, Extruded Boss Face gibi çok fazla kullanacağınız bir parça. Ama Extruded Boss Face'in aksine parça yaratmak yerine yaptığınız parçalara delik veya çentik atıyor. Şimdi bunu göstermek için tabii ki önce hızlıca bir sketch açalım ve bir obje yaratalım. Bu objeyi de zaten bildiğiniz üzere Extruded Boss Space'ten yapıyoruz. Yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şu anda çok önemli değil. Objeniz olduktan sonra yapmak isteyeceğiniz şey önce yine bir sketch açmak ve işte bu yapacağınız deliği istediğiniz şekilde sketch'le tasarlamak. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmiyor. İstediğiniz şekilde deli yaptıktan bu sketch attıktan sonra da Extruded Cut'ı seçiyorsunuz. Ve bu delik oluşturmak istediğiniz kısımlara tıklıyorsunuz. Ona da evet derseniz gördüğünüz gibi çizdiğiniz şekilde bir delik oluşacak. Tabii eğer bir delik oluşturmak istemiyorsanız yani sadece belirli bir yere kadar bunu çentik atmak istiyorsanız da yine daha deminki gibi aynısını yapıyorsunuz. Ama bu sefer ya bu slider sayesinde ya da bu sol tarafta gördüğünüz milimetre yerinden istediğiniz boyutu gidiyorsunuz ve o derinlikte bir delik açıyor. Tabii daha demin de gördüğünüz gibi Extruded Cut'ta birden fazla opsiyon vardı. Onları da hemen gösterelim. Burada gördüğünüz gibi birden çok opsiyonunuz var. Şimdi bunların da ne işe yaradığını göstermek için hızlıca başka bir parça geçelim. Şimdi de size bu daha bahsettiğim Extruded Cut özelliklerinin ne işe yaradıklarını göstermek için elimizde bu şekilde farklı kalınlıklarda ve farklı uzunluklarda birden fazla çıkıntıdan oluşan bir parça var. Şimdi tekrar daha demin yaptığımız gibi önce istediğin alt yüzeylerinden birine bir sketch çiziyoruz. Ondan sonra da yine Extruded Cut aracılığıyla kesimi yapıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi burada Blind seçeneğinde. Bu seçenekte istediğiniz gibi buradan bunun yüksekliğini seçebilir. Veya işte buradaki sliders aracılığıyla istediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Buradaki blind opsiyon hemen sonunda da burada reverse direction butonunu görüyorsunuz. Buna tıkladığınızda da tam ters yönüne doğru bütün yaptığınız kesimler gerçekleşiyor. Şimdi tabi sadece blind yok elimizde. Burada gördüğünüz bütün opsiyonlar kullanılabilir. Neden bunlardan tekrar tekrar gitmek istiyorum. İlk opsiyon true all. Tool'a girdiğinizde bu objenizde yer alan bütün katmanlardan geçen bir kesim oluşturuyor. Tabii bu sizin yönünüze bağlı. Eğer ben bu yönü ters çevirirsem gördüğünüz gibi önündeki tek obje burası olduğu için sadece bir katman ilerleyecek. Tabii bunu önlemek isterseniz de ikinci opsiyon olan True All Board'dan yapabilirsiniz. Bu da İki yüzeyde ne kadar parça olursa olsun hepsinden iki yönde kesmesini sağlar. Üçüncü opsiyon Up to Next. Bu opsiyonda bir sonraki parçaya kadar kesmeyi sağlıyor burada gördüğünüz gibi. Bunu da yine şeyin ters çevirirsen yönünü sadece üstteki çevirirsem de sadece alttaki parçaya kadar olduğunu görüyorsunuz. Up to Vertex istediğiniz bir noktaya kadar gelmesini sağlıyor. Mesela ben buradaki noktayı bir seçersem üst yüzeyine kadar bunu seçersem bütün bu objeye dair veya buradaki bütün farklı noktaları seçerek istediğiniz boyuta geçirebiliyorsunuz. Up to Surface yine Up to Vertex gibi ama bu sefer nokta yerine yüzeylerle yapılıyor. Gördüğünüz gibi istediğiniz yüzeye kadar bunu kestirebiliyorsunuz. Burada up to body var. Up to body ise iki tane farklı, iki veya daha fazla objeye sahipseniz o objeler arasında ilerlemeyi sağlıyor.
Şimdilik göstermek için bir de sonra mid plane var, onu da unutmadan. Mid plane'de bu çektiğiniz skeç'in iki tarafına da eşit uzaklıkta kesim yapmalarını sağlıyor. Mesela buraya 200 dersek iki yöne de 200 uzun, santimetre uzun, milimetre uzunluğunda kesik atacaktır. Ve şu anlık up the vertex diyelim ve scale position seçelim. Bundan sonra çünkü farklı opsiyonlar da var. Mesela burada Direction 2 var. Bu Direction 2 sayesinde burada aynı opsiyonları burada da görüyorsunuz. İkinci bir yere farklı uzaklıklarda kesimler yapabiliyorsunuz. Şu anda Up the Vertex, bunu Blind yaparsak ikisine farklı uzaklıklarda seçebiliyoruz. Mesela bu 85 mm iken alta doğru olan kısım 200 mm'lik bir kesim yapabiliyor. Veya bunun dışında başka bir opsiyon da Thin Feature. Bu Thin Feature sayesinde yaptığımız kesimlerin içinde doluluk şeklinde yapıyor. Şu anda bu dışa dönük ve bu dışa dönük şekilde bunu kabul edersek oluşacak parça böyle oluyor. Yani bu çizdiğimiz sketch'in dairesiydi. Bu da onun dışına doğru 10 mm'lik bir kesik atıyor. Tabi bunu yapmak istemiyorsak veya içine doğru yapmak istiyorsak da bunun aynısını buradaki change direction'dan içe doğru yapmasını sağlayabiliriz. Aynı zamanda zaten buradaki boyutları da değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi de Revolved Cut'a geçelim. Revolved Cut'la Extruded Cut aslında birbirine çok benzer ama Extruded Cut'ın aksine Revolved Cut bir eksen üzerinde döner bir şekilde parça kesiyor. Zaten birazdan da nasıl olduğunu göreceksiniz. Şimdi bunun için zaten kesmek istediğiniz bir obje ihtiyacınız var. Bu objeyi de belirledikten sonra her zamanki gibi sketch'i açıyorsunuz. Kesmek istediğiniz yöndeki yüzeyi seçiyorsunuz. Ve sonra kesmek istediğiniz şekiller çiziyorsunuz. Burada zaten istediğiniz gibi bunu çizebilirsiniz. Zaten eğer sıkıntı olursa da SolidWorks bunu belirtir. Burada kafanıza göre gidebilirsiniz. Çok şey yok. İstediğiniz şekli çizdikten sonra yapacağınız son şey de bir center line çizmek. Bu center line çizmenin amacı bu çizdiğiniz sketchlerin bu objeyi keserken bu baz alması, baz alacağı bir çizgi çekmek olacak. Çünkü bu dairesel bir şekilde olduğu için o dairenin aslında ortasını belirliyorsunuz. Bunun için de center line'ı istediğiniz yere çizmeniz lazım. Eğer sketch'e daha yakın çizerseniz daha dar bir alana etki eder yaptığınız şekil. Ama eğer daha şeklin ortalarına da sketch'ten uzak çizerseniz çok daha büyük bir dairesel kesilen alan oluşmuş olur. Şu anlık ben yakın çiziyorum. Tabii siz istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Bunu da çizdikten sonra bu yapmanız gereken şeyler bu kadar. Centerline ve kesmek istediğiniz yerler. Nasıl tekrar Feature'lardan Revolved Cut'a gidiyorsunuz ve bu parçaları seçiyorsunuz. Zaten gördüğünüz gibi Centerline'i kendi alıyor. Burada da bu neye benzeyeceğini gösteren bir kesim yeri var. Eğer bundan başka bir şey yapmak istemiyorsanız buna evet diyorsunuz ve gördüğünüz gibi dairesel bir kesim oluşturmuş oluyor. Tabii normal extruded cut'lık gibi bunda da bir sürü farklı seçenek var. Şimdi onun üzerinden biraz gidelim. Tekrar revolve cut'ımızı açarsak gördüğünüz gibi yine up the vertex, up the surface ve mid plane gibi opsiyonlarımız var. Up the vertex yine bir noktaya kadar diyor. Burada gördüğünüz gibi bu noktanın açısında kesecek veya tüm buraya gidersek tam bir yarım daire veya burada şekilde keser. Up the surface yüzeye kadar. Aşağı gösterebileceğim bir yüzey olmadığı için bunu gösteremiyorum. Mid plane ise bu seçtiğiniz dereceyi yarıya bölüyor. Buraya 90 yazarsam mesela atıyorum 45'e 45'lik bir uzaklık bölüp bunu keser.
Şu an yine blind gidelim. Göstereceklerim için. Burada yine yönü belirliyorsunuz. İç mi dış mı? Ve burada da yine Direction 2'ye tıklayarak farklı yönlerde, farklı uzunluklarda şeyler kesebiliyorsunuz. Son olarak da bir de Thin Feature var. Tabii ki. Thin Feature'a tıkladığınızda boşluklu 10 santimetre şu anda dışa doğru boşluklu bir şey çiziyor. Biz içe doğru 2 milimetrelik yapalım gösterebilsin diye. Evet diyoruz ve gördüğünüz gibi burada içi boş olan içine sadece bir şeyin dışına doğru yapılmış 2 milimetrelik kesimimizi görüyoruz. Umarım bu videoyu yardımcı bulmuşsunuzdur. Bir dahaki hafta yine soru gösterisiyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.